Böyle bir porsiyonun fiyatı ne kadar? Böyle bir porsiyonun fiyatı 23 TL. Ne kadar? Allah aşkına. 23 TL'ydi. Gerçekten çok güzel ya. Tam 2 yıl önce yine burada oturmuştum. Anlarım canlandı. Çıtır. Baksana baba ya. Diyarbakır kadayıf. Değerli dostlar, Diyarbakır'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Bugün çok farklı bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bugün 2 yıl önce gitmiş olduğum 4 farklı mekanı seçeceğim ve oraya gideceğiz. Orada fiyatların ne kadar değiştiğini, değişen varsa başka bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım efendim. Aynı zamanda lezzeti birlikte tadacağız. Lezzeti değişmiş mi, ikramları değişmiş mi, tüm detayı birlikte size anlatacağım efendim. Arkanıza yaslanın, güzel bir video başlıyor. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimini açmayı unutmayın. Bu arada bu videonun fikir babası Fırat Sabutay'dır. Bilginiz olsun. Ben ondan esinlendim. Diyarbakır'a uyarlamak için efendim. 2 yıl içerisinde fiyatlar ne kadar değişmiş. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımıza geldik. Tam 2 yıl önceydi. Yine buradan açılış yapmıştım. Daha önce hiç patatesli tost yememiştim. İlk burada yemiştim. Halis Sos'la birlikte bugün 2 yıl önceki tostun fiyatı ne kadar değişmiş, lezzet değişmiş mi, içindeki miktarlar veya da içine katkı değişmiş mi? Hepsini kendim öğreneceğiz efendim. Hazırsanız sabah kahvaltısıyla tostla başlangıç yapıyoruz. Neredeyiz? Oryıl Petron tam karşısında Oryıl tostundayız. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Hadi usta. Evet abi. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Teşekkürler, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Kovi zamanında yanına gelmiştim. Ağzımızda maske vardı. Evet. Seninle tost videosu çekmiştik. 3 sene önceydi herhalde. 2 yıl önceydi abi. 2 yıl önceydi değil mi? Evet. Tam 2 yıl önceydi. Evet. Güzel bir tost yemişim senin yanına. Evet. Şimdi bugün geldim yine aynı tost yemeye. Fiyat ne kadar değişmiş? İçindeki malzemeler değişmiş mi? Onu seninle öğrenmeye geldim abi. Güzel bir tost yiyeceğiz. Evet. Şu anda fiyatlar değişti. İçi değişmedi, malzeme değişmedi. Tamam. Aynı malzeme. Evet. Kesinlikle. Yani 20-22-23 yıldan beri aynı malzeme hiç değişmedi. Kesinlikle. Kesinlikle değişmiyor. Ondan sonra fiyatlar değişti. Fiyatlar o zaman işte, evet. Evet. O zaman 7,5 milyonaydı. Evet. Öyle hatırlıyorum gayet. Evet, aynen. Usta sen patatesli, sucuklu, yumurtalı bir tost kaça yapıyorsun? Patates, yumurta, sucuk bir de kaşar atıyoruz. Evet. 7,5'a yapıyoruz. Aşağı tek yumurta tabii. Vay be. 40 lira oldu ya. 40 lira. Şu anda 40 liradır dayanıyoruz yani. Her an için yine de. Sen şey demiştin. En uygunu ben veriyorum şu anda. En uygunu ben veriyoruz. En kaliteli malzeme de ben veriyorum. Fiyatına göre kaliteli. Fiyatına kaliteli de iddia ediyorum. Bunu da diyebilirim. Yani burada tost yiyen bir iki tane tost yiyen var, başka yerde yani tost yiyemez. Deneme. Ne yapıyoruz abi şu anda yine? Şu anda sucuk, yumurta, kaşar yapıyoruz. Tamam. Bir de isteyen patates bırakıyoruz. Evet. Tabii en iyi tostumuz da kavurmalı. Güzel kavurma tostumuz vardır yani onlar. Bir kavurmalı bir de klasik Diyarbakır patatesi tost yapıyorsun. Evet, evet. Abi o zaman çok fazla vaktini almayayım. Sen bana eski tostunu ver. Sucuk, yumurta, kaşar, patates böyle bir tane. İstiyorsan. Millet yanına ise içine bırakıyorsun. Tamam. Tamam abi. Hadi buradan başlıyoruz. Ekmek değişmedi abi değil mi? Kesinlikle hiçbir şey değişmiyor. 20-23 seneden beri aynı malzeme. Tamam, kesinlikle evet. Hiç lezzet değişmedi. Yok içi malzemesi değişmedi. Bütün samimiyetimi söyleyebilirim yani kesinlikle yani değil ki video çekimi. O zaman sucuğun hindi tavuk karışıktı. Evet sucuğumuz namettindir. Dana mı geçeceğiz? %100 danaya geçeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah abi. Evet. Kaşar da değişmedi. Kaşar, dilimli kaşarımızdı daha önceden. Evet. Senelerden beri şu anda o rende biraz da rende. Kaşar peyniri bir de tost peyniri. İkisi karıştırıyoruz. Yakından gösterebilir misin abi? Evet, ikisi de rendedir. Şimdi hem kaşar peyniri var. Hem tost peyniri var. İkisi de var. İkisi de. Evet. Kimse yapmaz da koku ya. Ha? Karıştırıyorum. Evet, ikisi karıştırıyor. Tamam abi. Evet, kaşarımız geldi. Ha, bu üçümüzdü. Sonra patates bırakıyorsun. Kesinlikle. Yakın zamanda bir yer değiştirme planı var mı abi? Yoksa yok şu anda buradayım. Yok. Herkes bizi biliyor. Diyarbakır'da 23 senedir herkes bizi burada biliyor. Kavurmalı şu anda gerçek kavurma değişti de şu anda bizim şu anki bugünkü fiyatımız 50 lira. Tek yumurtası. Bugün değil mi? Bugün evet bugünkü geçerli. Yani evet bugün 15 gün daha geçerliydi. 20 gün de geçerliydi. Şu anda bugünkü fiyatımız şu anda 50 lira. 50 lira. Evet. Tostumuz hazır. Peki Halis Usta sabah kaçta başlıyoruz abi tosta? Sabah kaçta başlıyor? Mesai gününde saat 7.30'da başlıyoruz. Peki kaçta kapatıyoruz akşam? Valla akşam 2 ezan arası. Şu andaki 7.30 yani 2 ezan yatsıyla akşam ezan arası. Tamamdır abi. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. 40 TL. Evet. Değil mi? Şimdi ben mutlaka bakayım değişmemiş abi. Tamam. Aynı sucuk. Eline koluna. Aynı malzeme. Eyvallah sağ olasın. Afiyet olsun. Tam 2 yıl önce yine burada oturmuştum. Anılarım canlandı. Şöyle kendime aynı boyutta bir tost istemiştim. Fiyatı daha önce 7.5 TL'ydi. Şu anda bugün itibariyle 40 TL olmuş. Ayran değişmemiş. Naneli ayran yapıyorlar, kendine yapıyor. Ayran hiç değişmemiş. Domates var, de salda. Ekmeği var. Sos da değişmemiş. Aynı lezzet abi o. Usta eskisine nazaran kalite biraz daha artmış, kaşarın kalitesi artmış. Tost peyniri bile kaşar peyniri kullanıyorum. Usta benim daha güzel olmuş ha, kaşar. Evet. Evet, şimdi daha güzel olmuş abi. Yani eskisine göre fiyat artmış ama bence lezzet artmış abi. 20 senede 4 çılgın zam yaptı. 2 yılda? 2-3 yıl içinde var ya ne kadar yapıyor? 35 lira zam yaptı. 20 senede 4 lira zam gelmişti tosta. 2 yılda 33 lira zam gelmiş. Bu detayı da verdikten sonra tostumu yiyeyim efendim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Değerli dostlar, ikinci durağımıza geldik. Neredeyiz? Sultanım Közde Döner'e geldik. Tam 2 yıl önceydi. Cezaevi alt köşesinde bulunan şubesine gitmiştik. Orada ben en güzel döneri yemiştim. Sultanım Közde Döner, Ethem Usta gerçekten Diyarbakır'da bu konuda ses getirdi. Marjinal dönerci diyorum. Bugün yeni şubesi olan tesistedeki şubesine geldik. Bundan sonraki bir şubesi daha var ama biz bu şubeye geldik. Burada 2 yıl önceki döner ne kadar değişmiş, fiyat, lezzet değişmiş mi? Kendisine soracağız, detayı kendisine alacağız. Hazırsanız güzel bir döner yemeğe geçiyoruz. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Evet dostlar, tam 2 yıl önceydi. Evet. Ethem Usta'yla tanıştım. Ethem Usta çok şey değişti. Doğrudur. Değil mi abi? Hayat değişti. Hayat değişti, sen değiştin, ben değiştim. Doğrudur. 2 yıl önce Ethem Usta'yla birlikte şöyle bir anımız var. Elhamdülillah. İkimiz birlikte başlamıştık. Beraber üstük. Evet. Bir tanesi beni reddetti, ona evet, kızmıştın. Yol üstüne sana denk geldim ama doğru, iyi oldu abi. Doğrudur, elhamdülillah. 2 yıl önce sen ve bu Hüsnü Usta vardı. Beraber. Bir de şubedeydiniz. Doğrudur, arka dükkandaydık. Evet. Bazı sıkıntılar yaşadıktan sonra elhamdülillah buraya geldik. Buraya geldik. Biraz daha burası büyük. Sen bir hedefin vardı. 500 kilo. Evet. Yaklaştık mı abi? Çok yaklaştık elhamdülillah. Şu an içten takıyoruz, biraz daha böyle büyük. Şu an 350-400 arası. Evet. Hani bazı günler 500'e veriyoruz. Bir de o zaman bazı şey günler vardı abi. Evet. Sadece çiğ köfte bir normal yapıyordun. Şimdi ne yapıyorsun abi? Şimdi kaşarlı yapıyoruz. Evet. Mantarlı yapıyoruz. Patlıcanlı yapıyoruz. Yani çeşit çıkardık öyle diye abi alabulak olmuş piyasayla. Karıştırmışsın diye. Ne yapıyorsun sen? Urfalı abiler diye hani çiğ köftemizi bozdun. Ne alaka var? Dönerle çiğ köfte. Abi sen yeniliğe açıksın. Ama bazıları bunu hazmedemiyor ama bence denemekte fayda var. Valla denemek. Müşterilere veriyor. Müşteriler beğendiği zaman ne yapıyor? İnsan mecburi atlıyor. Evet. Müşteri beğenmezse kime vereceğim? Aynen. Ha. Kesinlikle. O yüzden... Şimdi Ethem Usta, evet, lezzete değişmemiş. Yok elhamdülillah. O zaman 7 TL'ydi. 7 milyon dedim, 7 milyon. 7 milyon? Evet. E ya 7 milyon lavaş döner nasıl kurtarıyor? Kurtarıyor abi. Gerçekten. Herkes 5 milyon kazanıyor, ben 5 milyon kazanıyorum. Şu an 60. Şu anda 60 lira. Kaç katılıyor abi? O zaman ne yapalım? 8.5 oluyor. Aynen öyle. Şimdi abi ben seninle şöyle istiyorum. Aynı sende. Evet. 2 yıl önce yedim döneri istiyorum abi. Başımızsın. Aynısın abi. Başımızsın. Hazır mıyız abi? Hazırız abi. Hazır o sahneye geçelim. Ekmek değişmiş mi abi? Ekmeğimiz aynı ekmek abi. Aynı değil mi? Daha lezzetli oluyor. Yani gün geçtikçe daha da lezzetli. Sanki sen bayağı bir profesyonelleştin abi, doğru mu? Ya elhamdülillah hani elimizden geldikçe daha güzel yapmayı nasip ediyor. Evet. Allah Teala. Tamam abi, ne şimdi, geliyor abi şimdi? Ne yapalım, salata bırakalım mı? Evet, fazla basmasın abi. Evet. Domates olmasın. Yok abi, bize ne varsa aynıdır. Soğan olsun abi. Sabah iştahı açsın ki. Evet. Tavuk dönerimiz geldi. Benle sen bu sosa bir isim bırakmıştı, bu iki sosa. Evet. Ne sosu bırakmıştın? Ethem sosu. Evet, aynen abi. Evet. Abi. Bu iç soslu, bir de dış sos var. Dış sosumuz da var. Tamam. Abi. Ondan sonra bu sos da geliyor abi. Değişmeyen sosumuz. Tamam. Bu soğuk bir sosu. Soğuktur evet. Evet. Şimdi Ethem Usta böyle bir işlem olduğu için ister istemez Bayağı bekliyorlar. Bir döner çıkması burada 20-25 liraya buluyor. Ya şimdi bazen normal hazırlıyoruz, fazla hazırladığımız zaman gelen müşteriye hemen verebiliyoruz. Ama kaşarlı olduğu zaman, ondan sonra mantarlı, patlıcanlı olduğu zaman olur olmaz bekletiliyoruz. Niye? Karışmasın diye tekli bir şekilde gönderiyoruz. Dönerimiz hazır. Evet. Ondan sonra işte senin farkın burada ortaya çıkıyor. Evet. Döner yaptıktan sonra bir de közle böyle ateşin üzerine atıyor. Geliyor, efsane geliyor. Kardeş. Bak vurmadın. Ethem Usta, bu standartın kopyası değildi yani. Yok abi, sadece sen biraz küçük dilimlemişim. Sanki biraz fazla gibi geldi de. Yok, küçük dilimlemişim. Herkese verdiğin evet. Boyutlar değil mi? Yok. Boyutlar aynı. Boyutlarımız aynı. Doğramalar bazen farklı olabilir. Lokmalık. Ha, lokmalık. Böyle vurduğum zaman mideye atsın diye. Bugün itibariyle fiyat ne kadar abi? 60 TL. 60 TL. Çiğ evet. Köfteli olunca? Çiğ köfteli 70. Kaşarlı mantar olursa? 75, 85. Öyle değişiyor. Evet. Tamam abi. Akşam 9'a kadar dönerimiz var. 10'a kadar var efendim. 10'a kadar var. Evet. Eline koluna sağlık. Afiyet şifa olsun. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Evet, 2 yıl önceydi bu dönerle tanışmıştık. O zaman fiyatı 7 TL'ydi. Şu anki fiyatı 60 TL. Yalnız bir detay var. O zaman şöyle bir ikramları yoktu. Şimdi 3 farklı ikram bırakmışlar. Ezme bırakmışlar. Herhalde ezme diye düşünüyorum. Evet, ezme. Turşu. Bu da mehir. Bilginiz olsun. Ve döneri küçük kesi için büyük görünüyor ama normal fiyatı aynı. Ben çekimden önce böyle bir ufak bir dokunuş yapmıştım. Dayanamadım. Aynı tat var mı yok mu diye. Şimdi şöyle kızarmış nar gibi. Gerçekten çok güzel ya. Şeyi fark ettim. Mekanlar 2 önceki durumuna göre kendilerini geliştirmişler. Tat olarak da ve lezzet olarak da fiyat artmış ama bence lezzet artmış. Şu an 2 mekanda öyle görünüyor. Şöyle bir sıkıntısı var. Bu döneri gerçekten beklerken bazen zaman 40 dakikada geçebiliyor. Bu da yoğunluktan dolayıdır. O yüzden şubeleşmeye geçiyorlar. Sistemi her gün değiştirmeye çalışıyorlar. Ve diyor ki bu döner herkes önüne bu şekilde geldiği zaman ister istemez 25 dakika sürüyor. Bilginiz olsun efendim. Bakar mısın ya? Yağlı yağlı. Kesinlikle gelmesi lazım ama gelirseniz mutlaka bekliyorsun efendim. Bugün 60 lira, 7 lira döner 2 yıl 60 lira olmuş efendim. Yorumlar sizde. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Evet dostlar, bir sonraki mekanımıza geldik. Neredeyiz? Gaziler Çeşme Duranı'nda bulunan İso Çiğ Köfte'ye geldik. 2 yıl önce burada güzel bir çiğ köfte videosu çekmiştik. Diyarbakır etli çiğ köfte nasıl olur diye. Görmüş olduğunuz gibi kaldırımlar bile değişmiş. Fiyatlar illaki değişmiş. Daha önce 23 TL'ydi 2 yıl önce. Gelin bakalım fiyat nasıl değişmiş, ne kadar olmuş. Tüm detaylar Mehmet Usta bize anlatsın. Hazırsanız başlıyoruz. Erdal abi hoş geldiniz. Mehmet abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş gelmişsiniz. Tam böyle dumanın üstüne tutarken yani. Dumanın üstüne tutuyor. Fıstığı verdi. Fıstığı verdi baba. Evet. Fıstığı verdi. Şu anda servise hazır olmak üzere. Son haline geldi mi abi? Aynen aynen. Son hali zaten fıstığı verdik mi? Son hali fıstığı verdikten sonradır. Evet. Başkanım hoş gelmişsiniz tekrar. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Neredesiniz abi? Gözükmüşsünüz abi. Mehmet abi 2 yıl önceydi. Özledik sizi, özledik. Diyarbakır orijinal çiğ köftesi. Aynen, Diyarbakır orijinal çiğ köftesi değil, akılda kalmış. Aynen, sen bana öyle söylemiştin. Aynen. Şimdi geldik yanına. Evet abi. Bir önceki çiğ köftenin fiyatı evet. Evet. Değişmiş mi? Kesin evet. Zaten ama lezzet de değişmiş mi? Lezzet test etmeye geldi. Lezzet değişmiş de. Fiyat değişmiş. Aynı yok. Fiyat aynı hemen hemen. Lezzet değişmiş. Lezzette yükselme var. Fiyatta biraz düşüş var. Yemeğe hazır mı? Bakalım. Test ediyorsun değil mi? Bakalım abi evet. Bakalım evet hazırmış. Diyor hazırım abi. Etli yapıyoruz değil mi Mehmet abi? Bizim etli abi. Yan tarafta duran bir çiğ köfte var. O nedir abi? Etsiz midir o? Bu şeydir. Buna fıstık verdik, buna vermedik. He tamam. Şimdi bunu dağıtacağız. Ondan sonra fıstığı buna veririz. Taze taze yapıyorsun. Hah, erimesin içine. He iyi yap. Çiğ köfte akşam kaça kadar olur peki abi? 12'ye kadar abi. 12. Değil misin? Tabii canım. 12'ye kadar bize çiğ köfte var kesintisiz. Yani 12'ye kadar dediğimiz 12'de hani gelmiyorsun, 12'de kapanıyor. Öyle diyelim. Evet, çiğ köftemiz hazır. Çiğ köftemiz bakalım hazır mı? Test edelim abi. Oh, lokum lokum. Başlayayım. Ben 2 yıl önce abi porsiyon yemiştim. Evet, senden porsiyon istiyorum abi. Porsiyon mu yapalım abi? Evet abi. Tamam baba. Onları gönder gitsin abi. Başım üstüne. Güzel bir porsiyon Erdal abime gel. Evet ben bunu yaparım. Aleyküm selam benim abim. Baba hoş geldin. 2 dürüm daha ama gel. Benim abim. Gelebiliriz. Sürü geliyorsa bir gelir. Sunum bu şekilde değil mi abi? Sunum bu şekilde abi. Abulerden abime veriyesin. Ama ne güzel, ama ne güzel ya Rabbi. Lokum lokum, antibiyotik, doğal antibiyotik. Doğal abi. Antibiyotik. Efendim abi. 2 yıl önce evet, böyle bir porsiyon hava değişmişti o zaman. Evet doğrudur. 23 TL'ydi. Böyle bir porsiyon fiyatı ne kadar? Böyle bir porsiyon fiyatı 23 TL. Her şey birlikte sadece böyle bir şey 23 lira. 23 lira. Ne kadar? Allah aşkına. 23 TL'ydi. Bugün ne kadar oldu? 2 yıl değil mi? Evet. Geçen seneki söylese daha güzel olmaz değil. Abi tam 23 TL. Aynen. Şu anda ne kalmış abi? Sonra 100 TL. 100 TL. Abi, hiçbir şey. %75 enflasyona karşı hiçbir şey. Bir parça çorba biliyorsun 170 TL. Aynen öyle abi. Abi eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Baş güzelsine geldiniz. Tabii yiyelim. Tabii ki. Bir bakalım tadı değişmiş mi abi? Evet. Evet değerli dostlar, anılarımız canlansın. Aynı yere oturduk. Tabaklar değişmiş, sunum değişmiş. İkramlar da bu şekilde. Ezme ve turşusu. Bugün itibariyle 100 TL. Mehmet abinin çiğ köftesini taze taze yetiştirdiğiniz zaman gerçekten çok ama çok başarılı. Bekleyince ilki tadı vermiyor. Taze yesinler. Bu saat sonra da gel bu çiğ köfte bu tazeliği koruyor. Kırk noktası orası. Mideye dokunmuyor, rahatsız etmiyor. Diyarbakır'ın gerçek çiğ köftecisi. Gerçek çiğ köftecisi. Etli. 3-4 çiğ köftecisinden biriyiz. Diyarbakır'da bu bir gerçektir. Tanıyan tanı bilen bilir. Abi eline koluna sağlık. Tadı değişmemiş. Tadı değişmez abi. Biz var olduğumuz sürece değişmez. Kendimiz yapıyoruz, başkasına yortuyoruz. Reçete sendedir. Bir de makine de yok bizde. El olmaz. Mehmet abi, seni çok iyi yerde görmek istiyorum. Evet. Bu çiğ köfte farklı insanlara da ulaşsın. Klasikten çıkıyorsun. İnsanlar ailesiyle rahat böyle çiğ köfte yesinler. Evet. Bunları mı ne farklı versiyon yemek istiyoruz abi? Kaç sene beni uyarıyorsun? 2 yıl sonra görüşürüz. Alıyorum inşallah 2 yıl sonra. Orada buluşuruz. İyi bir yerde, güzel bir yerde, daha farklı bir yerde, istediğimiz bir yerde oluruz. Tamam abi. Bunu unutmuyoruz abi. Değerli dostlar, Diyarbakır etli çiğ köftesini yemek istiyorsanız Mehmet Usta mutlaka uğrayın efendim. Biz bunu yiyelim. Bir sonraki mekanda buluşmak üzere efendim. Evet, bir sonraki durağımız ve son durağımıza geldik. 2 yıl önce burada Diyarbakır lahmacun nasıl yapılıyor, Ahmet Usta birlikte bunu göstermiştik. Ve 2 yıl önceki fiyat neydi? Şu anki fiyat inanılmaz bir fark var. Sadece lezzet değişmiş mi, değişmiş mi? Yanındaki ikramlar nelerdir? Bunları sizlere göstermeye çalışacağız efendim. Hazırsanız Hacı Yen'e geldik, lahmacun yeme. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Ahmet Usta, tam 2 yıl önceydi. Seninle birlikte aynı yine burada Diyarbakır lahmacunun tüm detaylarını göstermeye çalıştık. Doğrudur. Üzerine 2 yıl geçti. Evet. Lahmacunda bir şey değişmemiş diye düşünüyorum. Yok, lahmacun aynı ama fiyatlar değişmiş. Fiyatlar çok değişmiş değil mi abi? Tabii. Evet. Şu an ne yapıyorsun abi? Diyarbakır lahmacun yapıyoruz değil mi şu anda? Şu an Diyarbakır acılı lahmacunu yapıyoruz. Acılı lahmacun yapıyoruz. Evet. Peki abi, videoyu geriye sardığımız zaman bir tanesini o zaman 6 TL'ye satıyordu. Evet. Borcunu 24 TL. Bir tek lahmacunun adet olarak tanesi 6 lira. 6 lira. Bu bir porsiyon 24 lira. Evet. Bu kuşbaşı, sade kuşbaşılı. Bu kuşbaşı kaşarlı. Bu da bir porsiyon oluyor. Bu da bir porsiyon oluyor. Azı kaşarlı. Bu ne kadar usta? Bu da 28 lira böyle. Böyle bir tabak 28 lira. Evet. Bir de yanında garnitür. Doğru mudur abi? Doğrudur. Şu an mevcut fiyat ne durumda abi? Sen şu anda tane 35 lira, porsiyonu 140 lira. Porsiyon fiyatı 140 lira. Evet. 6 liradan 35 lira kaç kat almışım? 6 kat almışım. Şimdi usta dedi ki ben dedi 20 yılda 4 TL zam yaptım tosta ama son 2 yılda ise 33 lira zam yapmaz onlar kaldım abi. Doğru söylemiş. Çünkü biz de son 2 yıl içinde 29 lira zam yapmışız. Değil mi abi? Tabii aşağı yukarı hemen hemen aynıdır. Yani geçmiş yıllarda bu kadar zam yoktu abi. Yoktu, doğrudur. Değil mi? Evet, aynen. Ahmet abi, şuraya da sermişsin zaten. Bakar mısın abi? Şöyle normal, standart lahmacunlar. Senden bir tane böyle acılı, bir tane acısız göstereyim abi. Bir de yarım kuşbaşı kaşarlı pidem vardı içeride. Onda hem boyutunu hem de fiyatını göstereyim abi sana. Tamam. Ondan sonra senin izni isteyelim abi. Hafta sonunda çok fazla engel olmaz. Evet. Bu bizim Ahmet abi bir porsiyon pidemiz mi abi? Aynen abi. Evet. Her biri yarım porsiyon oluyor. Aynen. Evet. Peki pidemiz ne oldu şu anda? Durum ne oldu abi? Pidede o zaman porsiyon olarak 36 milyondu. Şu anda da onun porsiyonu 160 lira. Tane olarak 80 liraya geliyor. 16 TL'den 80 lira oldu. Evet. 5 kart atmış neredeyse. Aynen. Rakamlarda sorun olabilir katlamasından ama normalde fiyatlar bayağı bir artmış yani. Aynen. Yani bir 5 bu 2 yıl içinde 5-6 arası artmıştır. Geldik son mekanımızın son yemeğine efendim. Şöyle kendime 2 tek lahmacun istedim. Şimdi fiyatları gösterdik ama 2 yıl önce tanesi 6 lira şu anda 35 lira. Bunun altına yatan sebep 2 yıl önce bir torba unun fiyatı 85 liradan bugün 710 lira gelmiş. 2 yıl önce etin fiyatı 52 liradan 350 lira gelmiş. Yanına gelen ikramlar standart, lahmacunumuz standart. Bunun içine giren malzemelerin fiyatı 5 kat artınca lahmacun da ister istemez 5 kat artıyor. Bunu dedikten sonra şöyle Diyarbakır usulü sade lahmacunu göstermek için efendim. Buna yakışan şey soğan, hafif de bir maydanoz şöyle aldım. Sonra limonla kapanış yapmak istiyorum. Mehmet Usta'nın lahmacunu çok beğeniyorum. Gerçekten işin hakkını fazlasıyla veriyor. Bir de burada etin tadını alabiliyorsunuz. Çıtır çıtır. Biz buradaydık ama üst katında aileniz de var. Şark köşesi de var. Ailenizle birlikte rahat rahat gelebilirsin efendim. Bu lahmacunumu yiyeyim. En sonunda güzel bir kapanış yapacağız. Bildiğiniz olsun efendim. Hadi bana afiyet olsun. Evet değerli dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Yani öyle bir kapanış yeri aramak istedik ki bugün cumartesi çok yoğun, her tarafta insan seli böyle, her tarafta tıka basa böyle. Şu sokakta güzel bir kapanış yaparız diye düşündük. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza da abone olursanız farklı farklı videolar gelecektir efendim. Diyarbakır'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Kendinize iyi bakın. Bu videonun ikincisi mutlaka gelecektir. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.